Herkese selamlar efendim. Ben Deniz, Sercan hocanız. Bugün başlığımız 4 işlem. Aman yanlış anlama. Başlığımız fonksiyonlarda 4 işlem diyeceğiz. 10 sınıf matluk serimizde geldik fonksiyonların tamı tamına 6. dersine. Aslında ey güzel arkadaşım fonksiyonların tam da ortasındayız diyebiliriz. Bugün efsane bir konu anlatacağım. 4 işlemle başlayacağız ama fonksiyonlarda 4 işlem diyeceğiz. Ama ondan önce şöyle, ne zamandır ben size kolonya ikram etmiyordum. Şöyle aman efendim. Burada sen aynı zamanda bir tek öğrenci değilsin. Aynı zamanda rehber matematiğin misafirlerisin. Şöyle benimle aç bakayım avcını. Şöyle bolcana kolonyalarımızı. Oh mis gibi şöyle açılalım. Şöyle kolonyalarımızı da ikram ettikten sonra artık yavaş yavaş dersimize geçebiliriz. Bak şöyle gözüm bile yaşarttı kolonya. O halde hazırsan her zamanki gibi elimde kalemim, önümde matbukum diyelim beraber. Gönder, gönder, gönder gelsin be hocam dedim. Ve bugün fonksiyonlarda 4 işlemde küçücük bir konu anlatımı yapacağım. Konu anlattıktan sonra sana bu fonksiyonlardaki 4 işlemi öğretecek bütün soru tarzlarını göstereceğim. Toplamda tam tamına 11 tane soruya bakacağız. Ama önce hocam şu fonksiyonlarda 4 işlem neymiş dersen, gel sana ben ufaktan fonksiyonlardaki 4 işlemin tanımıyla başlayalım. Bize bir f fonksiyonu, bir de g fonksiyonu verilsin. Fonksiyonlarda birden fazla fonksiyon verildiğindeki en önemli kısmı şuna bakacaksın. Tanım kümesinin elemanları, yani a kesişim b boş kümeden farklıysa biz fonksiyonlarda 4 işlem yapabiliriz. O halde a ve b kümeleri, f ve g fonksiyonların tanım kümeleri boş kümeden farklı olsun. İşte orada fonksiyonlarda toplama ya da çıkarma işlemi yapılırken fonksiyonlarda f artı eksi gx. Bak bu x'i sol tarafa doğru içeri dağıtır gibi, parantezin içeri dağıtır gibi fx artı ya da eksi gx şeklinde yazabilirsin. Ya da hocam fonksiyonlarda çarpma işlemi, kesişim yani tanım kümesinde a ve b kümesi, yani f ve g fonksiyonlarının tanım kümesinin elemanları kesişimleri üzerinden yola çıkıyoruz. Sakın bunu unutma. Birazdan sorularda da vurgusunu yapacağız. Orada fonksiyonları, f ve g fonksiyonları çarpmak demek x'i içeri dağıt, fx çarpı gx. Düz mantık. Bildiğin parantezin içerisine x'i dağıtıyoruz. Parantezin dışında kim varsa onu f ve g fonksiyonları, verilen fonksiyonların içine dağıtmaya çalışacağız. Fonksiyonlarda bölmeyi nasıl yapıyoruz hocam? F bölü g x fonksiyonunu x'i içeri dağıtır şeklinde fx bölü gx olarak tanımlıyoruz. Çok basit. Yalnız burada unutmuyorsun. Fx neyden farklı olmak üzere? Sıfırdan. Çünkü fx sıfır olursa ne olur? Tanımsız olur. C elemanında r olmak üzere. Herhangi bir c çarpı ve f şeklinde bir x şeklinde bir fonksiyon verilirse x'i verilen fonksiyonun içerisine dağıtıp c çarpı fx şeklinde de yazabilirsin. En güzel arkadaşım. Biliyorum bu çok soyut kalıyor senin için. Bunu örneklerle şimdi yedireceğim. Emin ol çok basit olacak. Bize soru 1 de demiş ki f ve g fonksiyonlarının toplamını bulun. Biz sana şunu demiştik. F fonksiyonu a'dan b'ye tanımlı olsun. G fonksiyonu da hatta A'dan B'ye demeyelim. A'dan C'ye tanımlı olsun. G fonksiyonu da B'den D'ye tanımlı olsun. Eğer fonksiyonlarda F artı G'yi bulmak istiyorsan kesinlikle A kesişim B'nin elemanlarını bulman gerekiyor. Yani A ve B kümesinin ortak tanım kümesi elemanlarını. Hocam F kümesine hemen şunlara bakıyorum. Tanım kümeleri 1, 2, 3, 4. Doğru mu? G kümesindeki tanım kümeleri 0, 2, 4, 5. Hani sıralı ikilerin ilki tanım kümesiydi. Anlatmıştık ya bir önceki derslerimizde. Şimdi bunlardan ortak olanları artık yeşil işaretleyebilir. Bak hocam 2 ortak. Bak hocam 4 ortak. O halde ne yapıyoruz biliyor musun? F fonksiyonunda dikkat et. 2 nereye gidiyor? Eksi 3'e gidiyor. Şöyle gösterelim hatta. F fonksiyonunda 2 eksi 3'e gidiyor. G fonksiyonunda 2 nereye gidiyor? G fonksiyonunda 2 4'e gidiyor. Bizden istenen F ve G'yi topla demiş. O zaman F artı G'de 2 tanım kümesinin elemanları topla dediğine göre eksi 3'te 4'ü toplayarak yazıyorsun. 2'nin 1'e gideceğini söyleyebilirsin. Anlaştık mı? Hocam bak bu sanki basit. Gerçekten çok basit. F fonksiyonunda 4 tanım kümesindeki elemanı, 4 tanım kümesindeki elemanı nereye gidiyor? Eksi 2'ye gidiyor. G fonksiyonunda 4 tanım kümesindeki elemanı, G fonksiyonunda 4 tanım kümesindeki elemanı ise 3'e gidiyor. O halde artık biz neyi araştırıyorduk? F artı G fonksiyonunda. F artı G fonksiyonunda 4 elemanı 3 eksi 2'den kaça gidecektir? 1'e gidecektir. Artık ben şunu yazabilirim. Hocam f artı g fonksiyonları için, f artı g fonksiyonları için 2 1'e gitmiş. Şöyle süslü parantezle gösterelim hatta öncelikle. 2 1'e gitmiş. 4 4 de 1'e gitmiş.
4'te 1'e gitmiştir. Ey güzel arkadaşım, anlaştık mı? İlk soruyu hallettik. Gel hemen ikinci soruya geçelim. Bu arada şunu diyebilirsin hocam, diğerlerini de inceleme. Biz neye bakıyorduk? Sadece ortak olan tanım kümesindeki elemanlarla işlem yapıyorduk. Bu yüzden bunu hiç elleşmedim. Sadece ortak olan elemanlara baktım. Adım adım soru tarzlarımızı gösterelim. Geldim soru 2. F fonksiyonu ve G fonksiyonu verilmiş. Bak, reel sayılardan reel sayılara kesişimleri boş kümeden farklı. Fx ve gx fonksiyonları tanımlanmış. Bizden istenen 2fx'i 3gx fonksiyonunu bulmuş. Bu tarz fonksiyonlarda 4 işlem verilince çıkarmış işlem verilmiş. En sağda yazılan x'in içinde ne varsa, yani parantezin içinde ne varsa, burada x var. Direkt verilen f ve g fonksiyonun içine dağıtıyorsun. Ya parantez dağıtır gibi yapıyorsun. O halde burası 2fx eksi 3gx'e dönüşüyor. Yani şu demektir. Fx fonksiyonu neyse getir onu buraya yaz. E hocam, yukarıda fx fonksiyonu verilmiş. E verilmiş. E getirip yaz. 2 parantezinde 3x eksi 4 eksi 3 çarpı. Hocam gx fonksiyonu da, bak buradaki gx fonksiyonu da şurada verilmiş. E onu da getir yerine yaz. Arkadaşım, bu kadar basit ya. Heyecanlandım, farkında mısın? Çünkü gerçekten bu işi anlayacaksın. Bugünkü bu 11 soruyu hallettikten sonra hocam bu iş oldu be diyeceksin. Gx fonksiyonunu getirip yerine yazıyorum. 6 eksi 2x. Haydi gel bakayım. E güzel arkadaşım, bunu hemen 2'yi içeri dağıttım. 3 kere 2'den 6x. 2 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 8. Eksi 3 ile 6'yı çarptım. Eksi 18. Eksi 3 ile eksi 2x'i çarptım. Artı 6x. Artık düzenleme vakti. Hocam 6x. 6x daha ne yapar? 12x. Eksi 8. Eksi 8. Eksi 18 daha. Eksi 26 ile vurduk cevabı 12x eksi 26'ya. İstenen ifadenin fonksiyonu anda buradaki fonksiyonmuş. Şimdi adım adım gelelim 3. sorumuza. Şöyle bir 3. sorumuza baktım. Hocam f ve g fonksiyonları var. Ayrıyeten bak, f ve g fonksiyonlarının tanım kümeleri verilmiş. Ayrıyeten f ve g'nin fonksiyon makineleri verilmiş. Biri de bizden fonksiyonlardan 2f artı gx fonksiyonun görüntü kümesini bulun demiş. Yani fonksiyonlarda toplam işlemi yapacağım. Fonksiyonlarda, bir dakika ey güzel arkadaşım, fonksiyonlarda 4 işlem yapabilmek için önceliğimiz neydi? Tanım kümesindeki ortak elemanları bulmaktı. Ben hemen döndüm. Tanım kümesindeki ortak elemanlar kim? Eksi 1 yok. 1 yok. Hocam 2 anda, bak 2 burada var. Anda hocam 3 var. Bak 3 burada da var. O halde biz 2 ve 3 tanım kümesindeki elemanların verilen fonksiyonda 2f artı gx fonksiyonundaki görüntüsünü araştıracağız. Ama öncelikle burada verilen bu fonksiyonu oluşturalım. Neydi? Parantezin dışındakini içeri dağıtıyordum. O halde istenen bizden 2fx artı gx fonksiyonu. E hocam fx fonksiyonu aha da yukarıda verilmiş. Git yerine yaz. E gel yazalım. 2 çarpı 5x artı 3 oldu. Artı. Hocam gx fonksiyonu da bak ey güzel arkadaşım burada verilmiş. 3x eksi 4. Onu da getir burada yerine yaz. Ve 2'yi parantez içerisine dağıttığımızda 10x artı 6 artı 3x eksi 4. 10x 3x daha ne yapar? 13x artı 6 eksi 4 daha 2 yapar. Bizden istenen fonksiyon bu. Bu fonksiyonda toplama 4 işlemini yapıyorduk. Topluyorduk fonksiyonları. Bu fonksiyondaki görüntü kümesini bulacağız. Neyin? Ortak elemanların. O zaman bir x gördüğümüz yere 2 atacağız. Bir de x gördüğümüz yere 3 atacağız. O zaman ey güzel arkadaşım şöyle biraz daha yer açayım kendime. X gördüğüm yere 2 atarsam fonksiyonda 13 çarpı 2 artı 2'den 13'te 2'yi çarptım. 26 artı 2'den ne gelir? 28 gelir. Yani İki tanım kümesinin görüntüsünü bulduk. Aynı şekilde kimi araştırıyorum? X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 13 çarpı 3 artı 2'den. 13 ile 3'ü çarptım. 39. 39 ile 2'yi topladım. 41 kere maşallah diyelim. Ve 41 kere maşallahla 3 tanım kümesindeki elemanın da 41 görüntüsünü vermiş olduğunu gördük. O halde görüntü kümesinin elemanlarını şöyle parantez içinde yazmak gerekirse 28'e 41'i yapıştırırım ve gelirim 4. soruma. Şimdi bizim 4. soruda dikkat et. F fonksiyonunun tanım kümesi bir aralık şeklinde verilmiş. G fonksiyonunun da tanım kümesi bir aralık şeklinde verilmiş. Bizden istenen F artı G fonksiyonunun tanım kümesi nedir? Ben şunu biliyorum. İki fonksiyon toplanıyorsa bu fonksiyonların tanım kümesinde demin dersin başında demiştim mi? A ve B'nin kesişimlerine, A ve B kümesinin kesişimlerine bakacaksın. O halde şöyle bir sayı doğrusu çizersek. Şöyle ben bir tane sayı doğrusu atayım buraya. Bu sayı doğrusunda önce F fonksiyonunu gösterelim. Şurası 0 olsun hocam. Eksi 3'e 5 şeklinde. Şurası neresi olsun hocam? Bak aha da şurası eksi 3 olsun. Şurası da 5 olsun. Eksi 3'e 5 aralığı F fonksiyonun tanım kümesidir. Eksi 3
kapalı olduğu için içini doldurdum. Eksi 5 açık olduğu için içini boş bıraktım. Bu aralıktaki bütün elemanlar tanım kümesinin elemanları. Kimin? F'nin. Hatta ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu birazcık daha şöyle doğru mu uzatalım. Şimdi 2'ye 9 demiş. Hocam gel onu da yeşille gösterelim. 2'yi burada seçelim. 9'u da şurada seçelim. 2 açık gösterilecek. 9 ise kapalı gösterilecek. Yeşille bak tarıyorum bölgeyi de. Yeşille taradım. Şimdi ben maviyle gösterdiğim bölge F fonksiyon tanım kümesi. Anlaştık. Yeşille gösterdiğim bölge G fonksiyon tanım kümesi. Ben bu fonksiyonları toplayacaksam işlemi kesiştikleri noktalardaki tanım kümesine bakarak çözeriz. Yani kısacası ikisinin kesiştiği nokta 2 ile 5. Mavi ile yeşilin kesiştiği nokta 2 ile 5 arası değil mi? 2 hocam bak açık aralık. 2 açık aralık. 5 ise bak burası kapalıydı. İçinden geçtiğine göre 5 ise kapalı aralık olmalıdır. O halde A virgül B şeklinde tanımladığımız ifade. Yani şu A virgül B dediği aslında şu A köşeli parantez şeklinde gösterecek. O halde A virgül B köşeli parantez şeklinde gösterdiğimiz ifadede A'nın 2, B'nin 5 olması gerekir. A 2'ye, B de 5'e eşittir. Bunların toplamı sorulmuştur. Vurdum cevabı 7'ye. Bak bunu birinci yol diyebilirim. Bunu sayı doğrusuyla göster. İstersen de şöyle yapabilirdin. Hocam ilk aralığımızı yazalım. Eksi 3'e 5. İkinci aralığımızı yazalım. 2'ye 9. 2'ye 9. Bunların kesişimindeki aralığı yazmak istiyorsan ey güzel arkadaşım olay çok basittir. İlk verilen sıralı ikilerdeki ilk sayıların büyüğü alınır. İlk sayının büyüğü kaç? 2. Açık aralık olduğuna göre açık aralık yazdım. İkinci verilen sayının da her zaman küçüğü alınır. Ne zaman? Kesişim bulunurken. Kesişim bulunurken o zaman burada ne olacaktır? 5. O halde A artı B'yi sormuş. A'nın 2, B'nin 5 olduğunda buradaki ikinci yolla da bulabilirsin. Anlaştık mı ey güzel arkadaşım? Geldim bu sayfanın şöyle bir baktım son sorusuna, 5. sorusuna. Uygun aralıklarda tanımlı. Tam uygun aralıklarda dedi yani bizim 4 işleme engel olmayan aralıklarda tanımlı. F ve G fonksiyonlar için bir bölmeli bir çarpmalı bir fonksiyonda 4 işlem verilmiş. F2'nin pozitif değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi hocam fonksiyonlarda bölme verildiyse bu x'i içeri dağıtıp nasıl yazabiliyordum? Bak ben şuraya yazayım kenarına. Fx bölü gx kime eşittir o halde? X kare artı 6x'e eşittir. Aynı şekilde fonksiyonlarda çarpma verilmiş. Şu x'i içeri dağıttığımızda fx çarpı gx'in kime eşit olduğunu görürsün? 2x'e eşit olduğunu görürsün. Bizden istenen f2. O zaman biz buradaki verilen ifadelerde, fonksiyonlarda x gördüğümüz yere sırayla bir 2 yazalım. Sırayla 2 yazdığımızda ilk verilen fonksiyon neye dönüşür? Hocam f2 bölü g2 eşittir. X gördüğüm yere 2 yazıyorum ama 2'nin karesi 4. Çarpı 2 yazalım o zaman. 2'nin karesi 4'tü. Çarpı 2'den alt kere 2'den 12 geldi. O halde F2 bölü G2'nin cevabı 16 eşittir. Şöyle bir kez daha yazayım içim rahat etsin. F2 bölü G2 hocam 16 eşittir. Şöyle kutucuk içerisine de aldım. Bir de fonksiyonlarda Fx ile Gx'in çarpımını biliyordum. X gördüğüm yere oraya da 2 yazacaktım. Oraya 2 yazdığımızda bu sefer F2 çarpı G2'nin X gördüğüm yere 2 yazarak gidiyorum ya. 2 kere 2'den ne yapar? 4 yapar. Biz kimi istiyoruz? Biz F2 istiyoruz. O zaman şurada G2'yi yalnız bıraksak. Ne yapacaksın? O G2'yi yalnız bırakıp getirip sonra burada yerini yazsak. Fonksiyon F'li fonksiyonlara dönüşmez mi? Dönüşür. O halde biz burada G2'yi yalnız bıraktığımızda G2 eşittir. Yani nasıl yalnız bırakacağız? Şöyle gösterelim değil mi hocam? Her tarafı öncelikle kime bölelim? F2'ye bölelim. Her tarafı öncelikle F2'ye bölelim. Cırsana cırsana gitsinler. O halde G2 ifademiz 4 bölü F2 eşittir. Kısacası şurada gördüğüm G2 yerine istersem 4 bölü F2 yazabilir misin? Şöyle kendime birazcık yaraştım. Artık buradaki G2 yerine bak F2 bölü buradaki G2 yerine şu 4 bölü F2'yi yazabileceğimi biliyorum. 4 bölü F2'yi yazabileceğimi biliyorum. Ve bunun sonucu kaça eşitmiş? 16'ya eşitmiş. Bak bu bölünün üstü. Bölünün üstü birinci kısım. Bölünün altı ikinci kısım. Birincisi olduğu gibi yazılır. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken. İkincisi takla attırılır, çarpılır. Yani kısacası F2 olduğu gibi yazdım. İkincisini takla attırdım. F2 bölü 4 ve kime eşit olmalıdır? 16'ya. Hocam rasyonel bir denklem varsa içler dışlar çarpımı yapılır. İçler dışlar yaptığında F2 ile F2'yi çarpmak aynı şeyleri çarpmak demek onun karesini almak demektir. O zaman F kare 2 eşittir. 16 ile 4'ü çarptım.
64. Hoca her tarafı karekök dışını karekök içine alalım. Köklerden kurtaralım. Yani kareden kurtaralım daha doğrusu. O halde hemen şurada yazıyorum. Mutlak değerci. Hocam niye mutlak değerci? Çık kuvvetle karekökle sadeleştirince nasıl dışarı çıkar? Mutlak değerci. F2 kök 64 dışarı 8 diye çıkar. O halde F2'mizin cevabı ya 8'dir ya da ne olmalıdır? F2'miz eksi 8 olmalıdır. Şöyle bir baktım. Ekranda kalmış mıyım? Kalmışım. Bizden ne isteniyor? F2'nin pozitif değeri. Hocam F2'nin pozitif değeri anda 8 olmalıdır. Vurdum cevabı 8'e ve ey güzel arkadaşım ilk sayfamızın da sonuna geldik. Nasıl gidiyor? Oluyor mu? Şimdi gelelim 6. sorumuza. 2. sayfamızda farklı soru tarzlarıyla seni karşılaştıracağım. Hemen geldim şöyle bir 6. soruma. Şöyle biraz da uzaklaştım. 6. sorumuza baktığımızda bize gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. Fonksiyonlarda 4 işlem şeklinde toplamalı çıkarmalı ifade verilmiş. F, g, 3'ün ne olduğu soruluyor. Fonksiyonda 4 işlemde dışarıda bir ifade verilmişse öncelikle nereye dağıtılır? İçeri dağıtılır. O zaman biz f3 ile g3'ün çarpımının sonucunu arıyoruz. Hocam yukarıdaki üçleri de içeri sırayla dağıtırsan bize verilen 2 tane f3 artı g3 eşittir 9'a. Hocam dışarıdaki 3'ü sırayla f, g fonksiyonları dağıtırsan 3 tane f3 eksi 2 tane g3 eşittir 3'e. Ben f3 ile g3'ü mü istiyorum? Ya ey güzel arkadaşım bu ifadeye baktığında bir iki bilinmeyenli iki denkleme benzemiyor mu? İki bilinmeyenli iki denklemi ben nasıl çözerim? Taraf tarafa toplayarak. Ama önce yok etmem gerekir. Nasıl yok edebileceğiz? Yukarıdakini 2 ile genişletelim. 2 ile genişlettiğimizde 4 tane f3. 2'yi dağıttım. 2'yi dağıttım. Artı 2 tane g3 ifadesi 9 kere 2'den 18 yapar. Taraf tarafa topladığımızda hocam cırsana cırsana olsun. 3f3 4f3 daha 7 tane f3 eşittir. 18 3 daha ne yapar? 21 yapar. Her tarafı cırsana cırsana 7'ye böldüğümüzde f3 eşittir. 21 7'ye böldüm 3 gelmiş oldu. Ey güzel arkadaşım ben F3'ü buldum. Onu bak şöyle sarıyla taradım. Ama bir de G3'ü bulmam lazım. Hocam bak şurada şu denklemde yerine yazsam. F3'ün sonucu 3 değil miydi? Burada 3 yazsak ne olur burası? 3 kere 2'den 6. Şöyle şurada kenara çözelim mi? 6 artı G3 eşittir 9. 6'yı karşıya attığımızda G3'ü de 9'dan 6 çıktı. Yine ne bulurum? 3 bulurum. Kısacası G3 ile F3'ün sonuçları aynı ve kaça eşitmiş? 3'e. Hocam bak burası da 3, burası da 3. O halde cevabım 3 çarpı 3'ten vurdum cevabı 9'a geldim 7. sorumuza. Şimdi 7. sorumuza baktım. Reel sayılardan reel sayıları yine G fonksiyonu realden reale tanımlı. Fonksiyonu yine 4 işlem verilmiş. Artık sen bunu yapabilecek düzeye geldin bence. Dur burada soruyu. Şöyle bir soruyu artık aç matbukumuzdan, şöyle video ders notumuzdan. Hemen benimle şu 7. soruyu önce kendin denemeye çalış. Önce kendin çözmeye çalış. Sonra gel benimle kontrolünü yap. Haydi bakalım. Kontrolünü yapıp geldiğini düşünüyorum. Bakalım doğru yapmış mısın? Şimdi çarpma var. Hocam yukarıda bla 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 fonksiyonlar verilmiş. Çarpma işlemli bir fonksiyonda 4 işlem verildiyse öncelikle dışarıdaki içeri dağıtılır. Kısacası f eksi 2 çarpı g eksi 2'nin cevabı nedir diye araştırıyorum. Hocam yukarı geldik. Yalnız biz f ve g fonksiyonlarının içerisinde eksik olsun istemiyor muyuz? O zaman burada x gördüğümüz yere ne yaza yaza gidelim? Eksi 2 yaza yaza gidelim. Yani şurada eksi 2 yazdım ve fonksiyonun içerisine dağıtıyorum. Kısacası burası ne olur? F eksi 2 artı g eksi 2 eşittir. X gördüğümüz yere ne yazıyordum? Eksi 2. Bak şurada hızlıca yapalım. 6 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 17. Rina rina rina. Rina rina rina. Ah Sercan hocama kalktın getirdin yeni beni buralara. Yine yapmışsın bir hata. İşlem hatası. Gel bakayım buraya. Hiç 6 ile eksi 2'yi çarptığında eksi 17 yazılır mı ya? Neden? Hocam sen ne yapmışsın Sercan hocam? 6 ile eksi 2'yi çarpmışsın. Bir yandan da hızlıca işlem yapıp eksi 5'i de ekleyip eksi 17'yi hızlıca yazmışsın ya. 6 ile eksi 2'yi çarptığında eksi 12 yapar. Üstüne de eksi 5'i eklediğinde cevap eksi 17 gelecektir. Tamam mıdır Sercan Hoca? Neyse biz yolumuza devam edelim. Ne yaptık yani? Kısacası biz f eksi 2 artı g eksi 2'nin sonucunu eksi 17 olarak bulduk. Bunu buraya yazdık. Daha sonra ne yapmamız gerekiyordu? Daha sonra alttaki denklemde de x gördüğümüz yere eksi 2 yazmamız gerekiyordu. Ey güzel arkadaşım x gördüğüm yerlere eksi 2 yaza yaza gidersem ve içlerine dağıttığımda 3 tane f eksi 2 eksi g'nin içerisine eksi 2 attığında g eksi 2 eşittir. Eksi 2'ye eksi 2'yi çarptığımızda hadi onu şurada yapalım. Bu sefer doğru yapalım. Artı 4 artı 3'ten cevap
artı 17 gelecektir. Yapıştırdım artı 17. Elimizde iki bilinmeyen yani iki denklem oldu mu? Oldu. Gel biz bunları taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topladığımızda g eksi 2 eksi g eksi 2'yi yok edecektir. Elimizde 4 tane f eksi 2 eşittir. Eksi 17 artı 17 yok eder ve cevap 0 gelir. Her tarafı da 4'e böldüğümüzde o halde f eksi 2'nin cevabını 0 olarak buluruz. Bir dakika hocam g eksi 2'yi bulmaya gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü bizden istenen f eksi 2 ile g eksi 2'nin çarpımıydı. E sen birinden birini 0 bulduğuna göre 0 çarpı g eksi 2'den cevap direkt ne çıkacaktır? 0 çıkacaktır. Ha ey güzel arkadaşım istersen f eksi 2 gördüğün yere yani burada 0 yazıp g eksi 2'yi de bulabilirsin ama hiçbir işine yaramayacak. Neden? Çünkü 0'la bir sayıyı çarpmak sonucu 0 yapacaktır. Sözü Sercan Hoca'ya devredelim, yola devam diyelim. F ve G fonksiyonları verilmiş bize burada. F ve G fonksiyonları. F1'in değeri soruluyor. Bir kere artık hangi değer soruluyorsa o değeri getirip bu fonksiyonda bla 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 diye bahsedilen yerlerde yerini yazalım. Fx gördüğümüz yere 1 yazdığımızda F eksi G1 eşittir. X gördüğüm yere 1 yaza yaza gidiyorum. 5 eksi 3 artı 1'den F bak artık bir fonksiyonu içeri dağıtıyordum. Fonksiyonlarda 4 işlem geriye. F1 eksi G1'in cevabı 5'ten 3 çıktı 2. 2 1 daha 3 yapacaktır. Hocam alttaki verilen ifadede de x gördüğümüz yere 1 yazınca aa buradan direkt cevaba ulaştık. X gördüğüm yere ha bak burada x gördüğün yere 1 yaparsam G4'ü bulursun. İşte burada tam ne olursun? Burada tam Sazan Tayfa olursun. Çünkü benden istenen bana verilen bilgide G1 var. Ama sen x gördüğün yere 1 yazarsan bu sefer G4'ü bulursun. O halde biz burada x gördüğümüz yere 1 yazmayalım. İçerisini 1 yapan x değerine ulaşmaya çalışalım. Burada en büyük fark burada. X artı 3'ü 1 yapan değer x gördüğün yere ne yazarsam 1 gelir. Eksi 2 yazarsam 1 gelir. O halde x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam. Ey güzel arkadaşım x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. İçerisinde ne oldu? G1 oldu. X gördüğüm yere eksi 2 yazarsam 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4 eksi 1 daha. G1'in cevabı eksi 5 yapar. Artık getirip yerini yazmakta başka hiçbir çarem kalmadı. O halde F1 eksi G1 gördüğüm yere eksi 5 yazdım ve 3'e eşitledim. F1 eksi eksi yan yana geldi. Artı 5 oldu eşittir 3'ten. 5'i şutladım karşıya. F1'im eşittir 3 eksi 5'ten. F1 eşittir vurdum cevabı eksi 2'ye ve artık yavaş yavaş günün son sorularına doğru geliyoruz. Kaçıncı sorudayız? Dokuzuncu sorudayız. Şöyle bir soruya bakıyorum. Çok tatlı bir soru. Gerçekten çok tatlı bir soru. Hatta bu soruya şöyle bir kırmızıyla ünlemimi attım. Bence sen de kitabın yanına şöyle bir not al. Sınavda da okul sınavında da karşına gelebilecek bir soru tarzı. F ve G fonksiyonları verilmiş. Fonksiyonlarda bla 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 fonksiyonları geçtim. Fonksiyonlarda 4 işlem. O zaman artık hocam işi pratikleştirdik. A'yı içeri dağıtacağım. Nasıl yazarım? FA artı GA ifadesinin sonucu 9'a eşit. Biz ve F ve G fonksiyonunun içerisinde ne olsun istiyorum? A olsun istiyorum. O zaman gider bu fonksiyonda x gördüğüm yere a atarım. Burası a kare artı a olur. Hocam burada x gördüğüm yere a atarsam bu sefer de 3a artı 4 olacaktır. Fa fonksiyonunun sonucu a kare artı a artı ga fonksiyonumuzun sonucu da getir onu hemen yaz. 3a artı 4 kime eşit? 9'a eşit. Şurayı beraber düzenleyelim. A kare artı 4a artı 4 eşittir 9. Hocam ya burada bir ikinci derece denklem var. Ey güzel arkadaşım. Şimdi ben sana ilerleyen konularda ikinci derece denklemleri de anlatacağım. Yalnız ikinci derece denklemleri anlatana kadar ya sen bunu matematik derslerinde hocaların sana çok bahsetti. Neyi? Tam kare açılımı. Bak şurada ufak bir tam kare açılımı yapacağım. A artı B'nin parantez karesinin açılımı neydi? Birincinin karesi A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2AB. İkincinin karesi ise B kareydi. O halde şöyle biraz daha sana yaklaştırırsam. Buradaki A kare artı 4A artı 4'ü tam kare açılımının verilmiş hali olduğunu düşünürsem aslında bu neyin açılımıdır? A artı 2'nin karesi. Ya hocam sen var ya her şeyi biliyorum biliyorum geliyorum buradan. Ya arkadaşım bu zamanla sen de göreceksin güven bana. Birincinin karesi A kare. Birinci ile ikinin çarpımı 2 katı 4A. İkincinin karesi 4. O halde bu ifade A artı 2'nin parantez karesinin açılımıymış. Bu kime eşit olmalıymış? Bu 9'a eşit olmalıymış. O halde ben bunu kareden kurtarmak için her tarafın kare kökünü aldım. Kare kökü götürür ama dışarı mutlak değerce çıkar. Mutlak değerce A artı 2 kime eşit olacaktır? 3'e eşit olacaktır. Şöyle bir baktım.
Bu arada eşitliğini sağlayan bak A değerlerini buldunuz değil. Ben de ona bakmaya çalışıyorum. Birden fazla A değeri çıkacağında farkında ol. Hani orada mutlak değeri kaçırırsan bile soruyu okudun ya birden fazla A değeri bahsediyor. O halde burada birden mutlak değeri koyarsam iki tane A değerini bulabileceğini görmüş olursun. Mutlak değerli ifadeler nasıl çözülüyordu? Bir olduğu gibi A artı 2'yi 3'e eşitliyorum. Bir de bu verilen ifadeyi eksisine olan eksi 3'e eşitliyorum. 2'yi attım karşıya A'yı 1 buldum. 2 attım karşıya bu sefer a eksi 3 eksi 2'den a'mız eksi 5 gelecektir. O halde kısacası a değerlerim ya 1'dir, evet ya 1'dir ya da eksi 5 dedim. Vurduk cevabı geldik 10. sorumuza. F ve G gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonlar olmak üzere. Fx fonksiyonu verilmiş. F artı gx fonksiyonu verilmiş. F çarpı g1 sorulmuş. Hocam öncelikle bir kere şunu düzenleyelim. F1 çarpı g1 demektir. F ve G fonksiyonun içinin 1 olmasını istiyorum. Hocam çok basit. X gördüğüm yere 1 yazmam gerekir. 1 yazdığımda G1 eşittir. X gördüğüm yere 1 yazdım. 1'in karesi 1. 1 daha 2 yapar. At cebe. At fava bekle. İleride lazım olur. Güven bana. Hocam X gördüğüm yere ne yazıyordum? 1 yazıyordum. Bunun içine dağıta dağıta gidelim. F1 artı G1 eşittir. X gördüğüm yere 1 yaza yaza gidiyorum. 1'in karesi 1. 2 ile çarptım 2. Eksi 1 artı 3'ten. Ey güzel arkadaşım. F1 artı G1 eşittir. 2'den 1 çıktı 1. 3 daha ne yapar? 4 yapar. Bizden istenen F1 çarpı G1'di. Bak aha da bizden istenen burasıydı. F1'in sonucunun 2 olduğunu biliyorum. Hocam getir. Orada F1 G1 gördüğümüz yere G1'in sonucunun 2 olduğunu biliyorum. G1 gördüğümüz yere 2 yaz. Ey güzel arkadaşım. Uyumuyorsun değil mi? Bir dakika dur. Sakin. Adım. Son sorulara doğru geliyorum. Merak etme bak bende de. Bak nasıl ısındı insan. Nasıl terler akmaya başladı. Klimayı açtım. Ona rağmen halen de buram buram ter akıyor. Buram buram. Burada emek kokuyor. Sen de emek veriyorsun. Sonuna kadar hakkını verelim. Sakin ol. Bırak o telefonunu. Yani telefondan beni izliyorsan da telefondan da izliyorsan sağa sola dikkatini topla. Bendesin. Gözlerim bende. Bak şu an göz gözü. Küçücük Amerikanlar o senin gözünün içine bakıyorum. Sen de bana bakıyorsun. O halde kaldığımız yerden yolumuza devam ediyorum diyorum. G1 gördüğüm yere 2 yazmıştım. Çünkü G1'in sonucunun 2 olduğunu biliyorum. O halde F1 artı 2'nin 4'e eşit olması gerekir. 2'yi karşıya attığımda F1 eşittir. 4 eksi 2'den 2 gelir. Bizden istenen şuraya çekersen bizden istenen. FG1'di ya. F1 çarpı G1 ifadesinin sonucu. Hocam F1'in sonucu 2 idi. Yazdım. G1'in sonucu da 2. 2 çarpı 2'den vurduk cevabı 4'e 2 kazık yan yana anlamayana çok yazık sorusuna da geldik. F ve G fonksiyonları için reel sayılardan reel sayılara tanını. Tanım kümesinde sıkıntı yok. Kesişimleri boş küme değil. F çarpı GX 8x eksi 3'müş. F1 5'miş. Şu ifade kaçtır diye sorun. Artık hocam olayı anladık. X bir öncelikle parantezin içerisine dağıtıyorum. 2 çarpı F1 artı 3 çarpı G1'e dönüşün. Yani ben kısacası bu ifadeyi bulmaya çalışacağım. Yani buradaki X gördüğümüz yere ne koymam lazım? Bir. Çünkü F1'li G1'li ifade ihtiyacım var. 1 koyup içeri dağıttığımızda ne gelir buradan? F1 çarpı G1. X gördüğümüz yere 1 yazmıştım. 8 çarpı 1'den 8 eksi 3 gelir. F1 çarpı G1. 8 eksi 3'den 5 yapar. Hocam F1'imizin cevabı 5'ti. Kısacası F1 dediğim yer burası 5'e eşitti. Cırsana sadeleşir. G1 de kaça eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Ben her şeyi buldum. Hocam F1'in sonucu 1. Hocam G1'in sonucu özür dilerim. F1'in sonucu 1 değil. G1'in sonucu 1. F1'in sonucu 5. G1'in sonucu 1. O halde artık yeni yazma vakti. 5 kere 2 10. 3 kere 1 3. Topladım. 10 işle beraber duydum müziğin sesini. Bu müziğin sesini duymayanlar bizi deli zannediyor olabilir. Ama halbuki biz burada dans ediyoruz. Haydi gel bakalım. 10. sınıf kamp programımızı açtım. Sen de içindekiler kısmına kitabımızdan, matbook kitaplarımızdan açıyorsun. Ve benimle beraber şu 6. derse, o en zevkli yerde kocaman bir kitimizi atıyoruz. Yani bugün de seninle efsane bir ders işledim. Seninle beraber fonksiyonlarda 4 işlemi bitirdik. Ancak bu işin tamamıyla gerçek anlamda bitmesini istiyorsan her zamanki gibi matbuktan, soru avcısı kitaplarımızdan 2. ünite kaçıncı ders diyorum? 6. ders demiştik. Ve 6. derste bak şöyle de bir bakıyorum. Şu 2. soru var ya efsane bir soru. Ayrıca 2. soruyla beraber ben sana bir soru çeşidi daha göstereceğim. 6. soru da çok güzel bir soru. Bu 2 ve 6. sorulara çöz soru bankasından bizim soru avcısı kısmımızdan ve oraya küçük bir yıldız at. Çünkü sınava çalışırken o sorulara bence bir kez daha bakman gerekebilir. Çünkü gerçekten okul sınavında da karşına çıkabilecek sorulardan oluşuyor.
Haydi bakalım. Bugün de sonuna geldik. 7. dersimizde, fonksiyonlar da 7. dersimizde. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal.